Sevgili YDS sınav adayı tekrar merhaba. YDS makale çözümlemelerinin temelleri 3. dersimizde beraberiz. Bu dersimizde adjective clauses yani sıfat yan tümceleri ve adjective phrases sıfat öbeklerini göreceğiz. İlk cümlemiz gelsin bakalım. Nurses who worked in critical care during the COVID pandemic are at an increased risk of mental health problems according to a new study. Buradaki dizilimimiz yani yan tümcemiz who worked şeklinde başlayan kısım. Bunun yan tümce olduğunu nereden anladık? Çünkü burada bir bağlaç var. Eğer ki İngilizce cümlede bir bağlaç devamda fiil alırsa ya da bağlaç artı özne fiil ise o yüksek muhtemel bir yan tümcedir. Peki bu yan tümcemizin görevi ne? Çünkü biz biliyoruz ki İngilizcede yan tümceler 3 göreve sahip. Sıfat, isim ya da zarf. Eğer sıfatsa biz ona adjective clause eğer yan tümcemiz bir zarf görevindeyse ona adverb clause, eğer yan tümcemiz bir isim görevindeyse ona biz noun clause diyoruz. Buradaki yan tümcemizin görevi devamında geldiği ismi nitelemek. Yani bu bir adjective clause. Nurses ismini niteliyor. Hemşireler nasıl hemşireler? Nurses who worked. Çalışan hemşireler. Bir adjective clause devamda geldi ismi liteler. Diğer cümlemize bakalım. Researchers studied data from the UK household longitudinal study UK HLS which launched a COVID-19 survey. Buradaki dizilimimiz yine bir adjective clause bir bağlaçla başlamış ve devamında geldiği UKHLS ismini niteliyor. Nasıl UKHLS? Bir Covid-19 anketi başlatan UKHLS. Burada UK House of Longitudinal Study bir kurum. Britanya'da aileler üzerinde araştırma yapan, anketler yapan bir kurum. UKHLS'i nitelemiş bizim Ejector Clause'umuz. Yine bir Ejector Clause'umuz var ve devamında geldiği ismi niteliyor. Üçüncü örnek cümlemiz The New Study yeni çalışma. Evet bakıyoruz. Yine bir Ejective Clause var. Which bağlacıyla başlamış ve The New Study'i niteliyor. Nasıl yeni çalışma? Ekonomi dergisinde yayınlanan yeni çalışma. Genel anlamıyla Ejective Clause'lar devamında geldiği ismi nitelerler. Ve bu dizilmeler bir bağlaçla başlar. Devamlarında her zaman fiil mi alır? Hayır efendim. Devamlarında özne fiilde alabilir. Şimdi kısaltmalara bakalım. Yani Ejective Phrase'lere başlayalım. Ejective Phrase'ler Ejective clause'ların indirgenmesiyle oluşan öbeklerdir. Ama artık clause değildir. Bunlar phrase'dir. İndirgenecek. Nasıl mı? Biraz önce ne demiştik? Who ile başlayan bu Ejective clause dizilimi, altını çiziyorum clause. Yani bu da bir özneye sahip, bu da bir fiile sahip. Öznemiz who, fiilimiz worked. Ama bu bir Ejective clause. Burada ne yapmış? Nurses ismini nitelemiş. Hemşireler, çalışan hemşireler. Şimdi gel biz bunu indirgeyelim. Yani öbeğe indirgeyelim. Bunu fiilden ve özneden kurtaralım. Nasıl indirgeriz? Nurses having worked şeklinde. Anlamı aynı mı? Evet, yine aynı. İsim artı having verb üç. Niye having verb üç? Çünkü önceden çalışmışlar. Yani bu past aktif bir kısaltma. Yani nurses who worked ile nurses having worked arasında anlam bakımından hiçbir fark yok. Sadece nurses who worked olursa Nurses ismini bir adjective clause nitelemiş oluyor. Nurses having worked olursa nurses ismini bir adjective phrase nitelemiş oluyor. Özne ve fiilden kurtulmuş having verb past aktif kısaltmaları biz having verb şeklinde yapacağız. The new study yeni çalışma. Nasıl yeni çalışma? Which was published yayınlanan. Hadi gel bunu da kısaltalım. Ne yapacağız? Sadece published diyeceğiz. Which was gidiyor. Sadece publish kalıyor. Anlamı değişti mi? Değişmedi. İsim artı verb 3. Çünkü burada bizim fiilimiz pasif. Which was published. Yayınlanan. Pasif olduğu için sadece verb 3 kalacak. İsim artı verb 3 şeklinde bir adjective phrase dizilimi görüyoruz. Yeni çalışma. Nasıl yeni çalışma? Dergide yayınlanan yeni çalışma. İsim artı verb 3. Present, pasif. Hocam bu published. Geçmişte olmuş. Yani which was published hocam. Niçin buna present diyorsun diyebilirsin? Evet present diyorum. Bunun sebebi bu dergide yayınlanması yarın da aynı olacak. Dün de aynıydı, bugün de aynı. Yani yarın olduğunda bu dergide yayınlanmıyor olmayacak. Dolayısıyla biz bu gibi anlamlarda present kabul edeceğiz. İsim artı verb 3. The research team studied 12 indicators which include things like not being able to concentrate and make decisions. Buradaki adjective clause yani sıfat yan tümcemiz which ile başlayan kısım ve indicators 12 indicators ismini niteliyor. 12 gösterge. Nasıl 12 gösterge? İçeren 12 gösterge. Konsantre olamama ve karar verme gibi şeyleri içerisine alan 12 gösterge. Ben bu adjective clause'u which include şeklinde başlayan adjective clause yani sıfat yan tümcesini nasıl kısaltıyorum? Direkt ing ile including fiili fiillikten kurtarıyorum. Including şeklinde bir öbek halini alıyor. Yani bir adjective phrase. Bir sıfat öbeğe dönüşmüş oluyor. Anlamı değişiyor mu? Hayır değişmiyor efendim. İçerisine alan 12 gösterge şeklinde yorumluyoruz. Ama artık bizim kısaltmamız verb ing şeklinde olmuş oldu. Çünkü bu bir present aktif kısaltma. Which include şeklindeki adjective clause'lar kısalırken including olur. Çünkü bu bir present yapı ve aktif. İsim artı verb ing. The number of people who were killed by the pandemic between 2020 and 2022 has yet to decrease to a reasonable level. Buradaki adjective clauseumuzda who were killed şeklinde başlayan dizilim neyi niteliyor? İnsanları. Nasıl insanlar? People having been killed hayatını kaybeden. Yani aslında bunu direkt çevirecek olursak öldürülen şeklinde çevirmemiz lazım. Çünkü bu bir pasif dizilim. Çünkü bu bir pasif çekimleme. Who were killed? Öldürülen insanlar. Ama kazayla ilgili olduğu için biz buna hayatını kaybeden diyoruz. Fakat yine de pasif yapıdan kendini kurtaramıyor. İsim artı having been verb üç. Yani geçmişte olmuşsa ve ejective clauseumuzun fiili Pasif bir çekimleme ise having been verb diyorum. Anlamı değişiyor mu? Değişmiyor. Past pasif bir çekimleme anlamı da hayatını kaybeden insan demek. The number of people deyince insan sayısı şeklinde yorumlanmalı. France which has 300 year history of making perfumes is still home to many of the world's best selling perfumes. Buradaki adjective clause'umuz which ile başlayan kısım çünkü which bir bağlaç. Fransa'yı niteliyor. Şimdi kısaltma durumuna bakacağız. Buradaki kısaltmamız bit ile olacaktır. Çünkü burada sahiplik söz konusu. 300 yıllık parfüm yapma tarihine sahip olan Fransa. Eğer ki sahiplik söz konusu ise with ile kısaltmayı yapıyoruz. France with 300 years of making perfumes. Yani en basit haliyle the girl who has long hair, uzun saçlı kız. The girl with long hair, uzun saçlı kız. With ile yapıyoruz. Buradaki sıfat öbeğimiz with ile başlayan kısım ve Fransa'yı niteliyor. France with 300 years of making perfumes. Nasıl Fransa 300 yıllık parfüm yapma geçmişine sahip olan Fransa. Şimdi gel biz bu cümleleri tablolar üzerinde daha da canlı kanlı bir şekilde görelim. Yani iyice kavrayalım. Aynı örnekler üzerinden gideceğim güzel insan ki tabloya koyduğumuzda çok daha iyi anlamış olasın. Burada ne diyor? Active present. Tablomuzda tam 6 tane hücre var. 6 kutucuk var. Active present'ımız, active past'ımız, passive present, passive past ve have has sahiplik. Bir de bir şey daha var o da sürpriz. Active present kısmına ne gelmeli? Şimdi tablolaştırıyoruz. Kısaltmaları tablo haline getiriyoruz. Active present kısmına ne gelmeli? Cümleler üzerinde göreceğiz. Bakalım örnek cümlemize. Bunu görmüştük. Indicators göstergeler which include. içeren göstergeler. Nasıl kısalır bu? Bakalım which include aktif mi aktif? Tamam. Peki present mi pas mı? Tabii ki present. Kısalması including things şeklinde oluyordu. Göstergeler şu gibi şeyleri içeren göstergeler. O zaman ben buraya verb yazabilirim. Yani eğer ki benim fiilim active which include olduğu gibi ve present ise kutucuğuma verb ing yazıyorum. Çünkü kısaltmamız including. Bakalım passive present gelsin örnek cümlemiz. Which was published diyor. The new study which was published. Yayınlanan yeni çalışma. Bakalım. Fiilimiz pasif mi pasif? Okey. Peki present mi pas mı? Past görünüyor ama ben bunu present kabul ediyorum. Çünkü yarın da söylesek bu yeni çalışma bu ekonomik dergisinde yayınlanmış olacak. Değişmiyor yani. Structure evet past ama ben bunu present kabul ediyorum. Çünkü dün de böyleydi yarın da böyle. Bakalım. Pasif present olduğu için kısaltmamız published şeklinde oluyor. The university published. Yayınlanan çalışma. Yani isim artı verb O zaman ben buraya verb yazarım. Gelelim. Being verb nasıl oluyor? Bakalım. Örnek cümle üzerinde göreceğiz. The building which is being built inşa ediliyor olan bina. İnşa ediliyor olan, inşa edilen şeklinde de yorumlayabiliriz ama şu anda gerçekleşiyor. Burada being built şeklinde kısaltabiliriz. Niye? Çünkü burada bizim fiil çekimlememiz present evet ama pasif fakat continuous. Present mi? Evet. Pasif mi? Yine evet. Ama continuous pasif var. Yani being verb 3. Şu anda inşa ediliyor olan bina. Şu anda gerçekleşiyor. O zaman ben buraya being verb 3 yazabilirim. Being built. Şu anda inşa edilen ya da inşa ediliyor olan bina. Gelelim. Aktif past nasıl olacak? Nurses who worked. Aktif mi aktif? Çalışan hemşireler. Peki present mi past mı? Tabii ki past. Biz o zaman aktif past yerine bunun kısaltmasını yazabiliriz. Having worked şeklinde kısaltmıştık. Çalışan hemşireler. Bu hemşireler önceden çalışmış ve şu anda da risk altındalar. O zaman ben active past şeklinde bunu yorumlayabilirim. Kısaltmamız nasıl olacak? Having work. Çünkü nurses having work diyoruz. Gelelim passive past nasıl olacak? Yani çekimlememiz pasif olacak ve past olacak. Örnek cümlemiz üzerinde görelim. The number of people who were killed. Öldürülen insanlar ama kazayla ilgili olduğu için biz bunu yorumlamasına kazada hayatını kaybeden insanlar diyoruz. Peki bu present mi past mı? Tabii ki past. Peki aktif mi pasif mi? Tabii ki pasif. Were killed yani be were put. Öldürülen yani hayatını kaybeden. O zaman ben buna pasif past muamelesi yapabilirim. Kısaltmamız nasıl olacak? Having been killed. The number of people having been killed. Kazada hayatını kaybeden insanların sayısı. Having been verpüç yazabilirim buraya. Çünkü having been killed şeklinde kısaltıyorum. Yani pasif pasta olursa having been verpüç yapacağız. Sadece odaklanman gereken yer güzel insan. adjective clause yani sıfat yan tümcesinin fiili. Having been verpüç şeklinde kısaltıyoruz. Geldik. Sahiplik have has. Bakalım nasıl oluyor. Ne demiştik? France which has 300 years history of making perfumes. 300 yıllık parfüm yapma tarihine sahip Fransa. Şimdi burada sahiplik var. Has. Nasıl kısaltıyoruz o zaman biz bunu? With şeklinde. O halde buraya with yazabilirim. Evet sürpriz olan kutucuğumuza geldik. Orada ne var? Eğer ki adjective clause kısmı emizar was were yani be'nin çekimlemesi emizar was were ve devamında sıfat varsa ya da edat öbeği varsa ya da isim öbeği varsa ki biz buna açıklayıcı da diyebiliyoruz. Nasıl kısalacak? Bunu göreceğiz. Artı to verb 0 durumunda göreceğiz örnekler üzerinde görünce çok rahat anlayacaksın. Gelsin örnek cümlemiz. Bakalım. Jackie, who is my best friend. En iyi arkadaşım olan Jackie. Nasıl kısalır? Who is gider Jackie, my best friend. Bir ara söz, bir açıklayıcı durumuna düştü. Adjective clause'umuz indirgenerek adjective phrase oldu. O zaman who is varsa ben direkt götürüyorum. Kalan sağlar bizimdir. My best friend. Demiştik ya biraz önce kutucukta bahsederken. Emizar was were artı isim öbeği varsa. İkinci örneğimiz. The books that are on the table. Masanın üstündeki kitaplar that are gitti. On the table kalan sağlar bizimdir. Bu da edat öbeği. Ne demiştik biraz önce? Emizar Vazver artı edat öbeği olursa. Devam ediyoruz. Jimmy Fallon who is on the A-list of comedians. Who is gitti. Kalan sağlar bizimdir. Yine edat öbeği. The Tonight Show which was in Los Angeles. Which was gitti. Kalan sağlar bizimdir. In Los Angeles kaldı. In Los Angeles burada bizim adjective phrase'imiz. Devam ediyoruz. The person who is behind Jacob in a black shirt. Who is gitti? Edat öbeğimiz kaldı. Devam edelim. A person who is weak. Who is gitti? Weak kaldı. Yani emizar artı sıfat söz konusu. Sıfat kaldı. Ama a person weak demiyor İngiliz. Ne diyor? A weak person. Sadece sıfat olursa sıfat nitelediği ismin önüne geçiyor. Çünkü sadece sıfat. Sıfat öbeği olsaydı 6. örnekte olduğu gibi Jacky my best friend derdim. Fakat burada a person weak olmuyor, a weak person. Sadece sıfat olursa ismin direkt önüne geliyor. It is almost impossible to find a person who is perfect. Who is perfect? Burada yine who is gitti, perfect kaldı ve başa alıyoruz. It is almost impossible to find a perfect person. Devam ediyoruz. The symphony number nine which is Beethoven's final orchestral work which is gitti Beethoven'la kalan kısım kaldı Adöbe'yi. The road in Paris which is the most romantic city. Şimdi Paris'i niteliyor which is var, which is gitti. Kalan Adöbe'yi bizim adjective phrase'imiz oluyor. En romantik şehri olan Paris. Bu örnekte farklı bir şey var. The first human who stepped on the moon. Normalde stepping ya da having step şeklinde kısaltmamız gerektiğini düşünüyorsun değil mi güzel insan? Hayır bunun kısaltması to step oluyor. Niye? Çünkü nitelenen ismin önünde the first var. Eğer ki adjective clause'un yani sıfat yan tümcesinin nitelediği ismin önünde the first, the second, the only ya da the most şeklinde bir ifade varsa kısaltmamız to verb sıfır şeklinde oluyor. The first human stepped step on the moon. Evet the first'te dikkat edelim. Aya ayak basan ilk insan. Devam edelim. Mercury is the only person who won. Burada da yine nitelenen ismin önünde the only var. Yine kısaltmamız to olacak. The first, the second, the most ya da the only şeklinde bir ifade olursa nitelenen ismin önünde biz kısaltmamızı to şeklinde yapıyoruz. To verb 0. Aktif olursa pasif olursa to be verb 3. Şimdi onunla ilgili örnek geliyor. Bu hanımefendi is the oldest living mother en yaşlı yaşayan kadınmış. Nasıl? Who delivered twin baby girls? İkiz doğuran kadın. Vay be 73 yaşında ikiz doğurmuş. Helal olsun. Allah'ın işine bak. Şimdi burada nitelenen isim mother. İsmin önüne ne gelmiş? The oldest. Yani bir süperlatif yapı. Ne diyoruz? Nitelenen ismin önünde the first, the second, the only, the most gibi bir ifade var ise kısaltmamız to şeklinde olacaktır. The oldest living mother to deliver twin baby girls at the age of 73. There are lots of things that must be done when someone dies. Burada kısaltmamız to olacak. Diyeceksin hocam. Nitelenen ismin önünde the first, the only, the second ya da the most şeklinde bir ifade yok hocam. Neden to ile kısaltıyoruz? Beni kekliyor musun diyebilirsin. Hayır efendim seni keklemiyorum. Burada yine kısaltma to ile olacak. Neden? Çünkü bizim adjective clause yani sıfat tümcemizin içerisinde bir modul var. Must modulu. Eğer ki modul söz konusu olursa yine biraz önce olduğu gibi kısaltmamız to şeklinde oluyor. Neden peki to be done oldu? Çünkü bizim fiilimiz must be done. Yapılması gereken şeyler. Pasif. O yüzden to be done şeklinde kısaltacağız. Bir öldüğünde yapılması gereken çok şey vardır ya da yapılacak çok şey vardır şeklinde de yorumlayabiliriz. The news which may be released tomorrow is of great importance. Yarın muhtemel olarak yayınlanacak haberler önem arz ediyor. Which may be released. Burada da yine bir modul var. Likely to be released şeklinde kısaltabiliriz. Modul olduğu için to olacak ve pasif olduğu için to be released şeklinde kısaltılması gerekiyor. Likely niye koyduk? May'den dolayı ekstra koyabiliriz. The news likely to be released tomorrow. Muhtemelen yarın yayınlanacak haberler ciddi anlamda önem arz ediyor. Sürpriz kutucuğumuzda halletmiş olduk. Sana kilit bir soru sormak istiyorum güzel insan. Her adjective clause kısalır mı? Gel bunun cevabını beraber verelim. Şimdi cümlemize baktığımızda the man whose bike you are using. Bisikletini kullandığın adam. Burada kısalma olmaz. Çünkü you yani sen ve nitelenen isim the man adam. Farklı kişiler olduğu için kısalmıyor. Şöyle de diyebiliriz. Bir bağlaçtan sonra özne gelirse eğer, Bağlaçtan sonra özne gelirse, özne fiil dizilimi olursa evet bu bir adjective clause mudur? Bu bir adjective clause'dur. Kabul. Yani bir sıfat tümcedir. Ama kısaltma yapamıyoruz. Çünkü bağlaç artı özne fiil şeklinde giden bir dizilimdir. Bağlaç artı fiil şeklinde giden bir adjective clause olsa olurdu. Mesela the man Who uses my bike? Bisikletimi kullanan adam. Burada who'dan sonra fiil geldiği için kısalırdı. The man using my bike derdim. Ama burada nitelenilen isim başka adam ve bisikleti kullanan başka o da sen. Dolayısıyla kısalma olmuyor. En kolay yolu bağlaştan sonra bir özne fiil dizilimi varsa o adjective clause o sıfat tümcisi kısalmaz. Yani kısaltılmaz. Devam edelim. I can't betray a person whom I love. Burada da yine kısaltma yapılamıyor. Çünkü whom'dan sonra, bağlaştan sonra özne gelmiş. Özne fiil dizilimi. Şöyle olsa kısalırdı. I can't betray a person who loves me. Beni seven bir kişiyi aldı tamam. Ona ihanet edemem. Ama burada kişi başka ben başka. Bu cümlenin Türkçesine sevdiğim bir kişiye ihanet edemem. Devam edelim. The reason why I didn't contact you. Seninle iletişime geçmeme nedenim. Burada da yine kısalma olmaz çünkü bağla çarptı özne. Bu why yerine for which de diyebiliriz. Çünkü I didn't contact you for this reason şeklinde cümleleri ayırabiliriz. This reason'ın yerine de the reason gelmiş olsa for it. I didn't contact you for it. Seninle onun için bağlantıya geçmedim. For this reason bu sebep için it'in yerine which gelebileceğini düşünürsek for which ortaya çıkmış oluyor. I didn't contact you for this reason. Böyle edat artı which'ler sınavda çıkabilir dikkat edelim. At which, by which, in which, through which şeklinde. Ama why dedikten sonra artık for why demeyiz. The small town where I grew up. Büyüdüğüm şehir. Burada yine where'in yerine in which diyebiliriz. Çünkü I grew up in it. Onun içinde büyüdüm. In this town. Bu şehrin içinde büyüdüm. The town in which I grew up. The town I grew up in the town. Dolayısıyla birleşince the small town in which I grew up oluyor. Bu bir yer olduğu için the small town, yer ifadesi olduğu için adjective clause'umuz where ile devam edecektir. Burada da kısaltma olmaz çünkü bağlaştan sonra özne var. We need a contract whose details have been shaped by a competent lawyer. Burada da yine kısaltma olamaz çünkü bağlaştan sonra özne var. Details ifadesi bizim bağlacımızın öznesi. Yani details have been shaped. Detayları yetkin bir avukat tarafından belirlenmiş olan anlaşma, contract. Dolayısıyla yine kısaltma olmuyor. Bu arada biz whose details yerine the details of which de diyebiliriz. Yine kısaltma olmaz. Özne of which ya da whose özne. Yani whose details eşittir the details of which özne artı of which olursa yine kısaltma olmaz. Yani devamında have been shaped fiilinin geldiğine bakma. Sonuçta yine bağlaştan sonra bir nevi özne gelmiş oluyor. Whose details'te olduğu gibi. The board members who I have been working with. Beraber çalıştığım kurul üyeleri. Yine burada kısaltma olmaz. Bu arada who yerine whom da diyebiliriz. Devamında özne geldiği için. The project on which I have been working for several years. Evet, birkaç yıldır üzerinde çalıştığım proje. Yine kısaltma olmaz. Çünkü bağlaç artı özne. Edat which artı özne. Ha sadece which artı özne olsa yine kısaltma olmazdı. Ama ben burada yine de edatı belirtmek istedim. Niye on which dedik? Çünkü I have been working for several years on the project deriz. Projenin üzerinde çalışıyorum. Dolayısıyla the project on which I have been working şeklinde birleştirme oluyor. The day when we are done will come to us sooner or later. And that day will be our happiest day in this world. Hocam bu cümlenin hepsini niye okudun? Çünkü bu cümleyi sıfırdan ben ürettim. Anlamı ne? İşimizin bittiği gün. The day when we are done. İşimizin bittiği gün. Ne olmuş o işimizin bittiği güne? Will come to us sooner or later. Eninde sonunda bize gelecek. Sonra ne olacak? And that day will be our happiest day in this world. Ve bu dünyadaki en mutlu günümüz bugün olacak. Yorumsuz siz yorumlayın lütfen. Burada da yine kısaltma olmaz çünkü bağlaç artı özne. The eccentric billionaire about whom the public knows little. The public knows little about the eccentric billionaire deriz. Yani about him. Dolayısıyla about whom şeklinde birleşecektir ve kısaltma olmaz. Çünkü bağlaçtan sonra özne var. I received the report which you had sent to me. Bana gönderdiğin raporu aldım. Burada yine kısaltma olmaz. Bakalım çünkü bağlaçtan sonra özne var. Burada sıra dışı bir şey yapacağız. Which gidecek. Hocam kısaltma olmaz dedin. Neden which gitti? Biz kısaltma yapmadık. Sadece bağlacı götürdük. Hangi durumlarda hocam bağlaç gidebiliyor? Eğer ki bir isimden sonra yani ejective clause'un bağlacı which, that, who, whom ve devamında özne varsa fiil ama değil. Yani fiil olmayacak. Bağlaç artı özne fiil dizilimi varsa bağlaç gidebiliyor. Çoğunlukla diyelim gidebiliyor. I received the report which you had sent to me. Burada which'ten sonra özne fiil dizilimi var. Ben buna I received the report you had sent to me diyebilirim. Şimdi bununla ilgili başka örnekler göreceğiz. Everything which you say. Söylediğin her şey. Burada yine kısaltma olmaz. Çünkü bağlaştan sonra özne var. Özne fiil dizilimi. Peki that which'i götürebilir miyiz? Götürebiliriz. Biz buna kısaltma demiyoruz. Biz bunlara omitting the conjunction yani bağlacı yok etme diyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz güzel insan? Bir isimden sonra eğer ki bir cümle varsa yani bir noun phrase'den sonra ki everything'e de ben noun phrase diyebilirim ya da the report'a da noun phrase diyebilirim. Yani bir isim öbeğinden, bir noun phrase'den sonra bir özne fiil dizilimi var ise the report you had sent to me de olduğu gibi ya da everything you said de olduğu gibi bir isim öbeğinden sonra özne fiil var ise o özne fiil yani o cümle o devamında geldiği ismi niteliyordur efendim. Direkt böyle düşüneceğiz. İsim artı cümle, cümle ismi niteliyordur. Makalelerde bunu sık sık göreceksin. Yani her zaman biz the man who i know demeyiz. Tanıdığım adam anlamına geliyor. The man i know deriz. The man i know ya da the car which i have demeyiz. Yani sahip olduğum araba derken the car i have. Sahip olduğum araba bağlaçı götürebiliyoruz. Devam edelim. The project that I am working on is of great significance. Burada da yine kısaltma olmaz çünkü bağlaçtan sonra özne var. Peki bağlaç gider mi? Gider efendim. The project I am working on da diyebiliriz. Üzerinde çalıştığım proje büyük önem taşıyor. I stayed in a good hotel, the facilities of which are fabulous. Evet, imkanlarının güzel olduğu, mükemmel olduğu bir otelde kaldım. Burada da yine gitmez. Neden gitmez? Çünkü özne artı of which ya da whose artı özne de diyebiliriz. Nitekim bunun yerine I stayed in a good hotel whose facilities are fabulous da diyebiliriz. Whose facilities ile the facilities of which aynı. Kısaltma olur mu? Olmaz. I want to be flatmate with my friend Daniel, one of whose biggest interests is playing basketball. Burada yine kısaltma olmaz. Çünkü huz var ve devamında huzun öznesi var. Şimdi hocam bir dizilimin bir adjective clause yani bir sıfat yan cümlesi olup olmadığını nasıl anlayabilirim sorusunu sorarsak cevabımız hazır. Bir isimden sonra who, whom, which, that artı fiil ile devam eden bir dizilim var ise o bir adjective clause'dur. Bu örnekte olduğu gibi people who work hard çok çalışan insanlar artı isim artı that which who whom whose isim ya da edat which when why where ya da boşluk yani bağlacın gitme hali ve devamında özne fiil şeklinde giden bir cümle var ise yine bu bir adjective clause'dur. Şekil adı olduğu gibi people who you know well iyi tanıdığın adamlar ya da people whom you know well ya da who whom gider people you know well tanıdığın adamlar are not always trustworthy her zaman güvenilir olmayacaktır. Evet, the house where I live is quite large. Bu örnekte de bu durumu görebiliriz. Yine bir ejective clause çünkü isimden sonra ver ile başlayan bir dizilim var. The house in which I live şeklinde de bu cümleyi yorumlayabiliriz. İçerisinde yaşadığım ev oldukça geniş. Ama in ver demeyiz. Buna dikkat edelim. Kısaltma olur mu? Tabii ki olmaz. Biz burada ejective clause olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. İşimiz bu. Kısaltmaları zaten biraz önce anlattım kısaltma tablomuza tekrar bakacak olursak 6 hanemiz var, 6 bölge. Ben bu bölgelere birer harf atamak istiyorum. Bunun bir nedeni var, biraz sonra daha iyi anlaşılacaktır. Mesela active present bölgesine, verb ing bölgesine A harfini atamak istiyorum. Passive present'a e B harfini derken F'ye kadar her bölgeye bir harf atamak istiyorum. Bunun nedeni şu: Mesela bir cümle vereceğim. Yani bir video quiz yapacağız. Senden bunu kısaltıp yani bu ejective clause'u kısaltıp hangi bölgeye ait olduğunu bulmanı rica edeceğim. Mesela burada ejective clause'umuz who is better than me at this var. Bunu biz kısaltırsak who is gider. Geri kalan kısım bizim ejective phrase'imiz olacaktır. Hangi bölgeye ait? F bölgesine. Neden? Çünkü WH artı emizar varsa wh H emizar gidiyor. Yani who is gidiyor. Geri kalan kısım bizim ejective phrase'imiz olmuş oluyor. Bu şekilde mini bir video quiz yapacağız. Ben sana süre vereceğim. Cümleleri görüp kısaltmayı yapıp hangi bölgeye ait olduğunu düşünmeni rica edeceğim. Dolayısıyla lütfen buranın resmini çek. Yanında olsun ya da bir kağıda not al ki cümleleri devam ederken ikide bir geri dönmek zorunda kalmayasın. Birazdan başlayacak video quizimiz. Başarılar dilerim.